Öncelikle sonuçlarla ilgili şunu söylemek lazım. İlginç bir siyaset sosyolojisi demlenmesi yaşıyoruz 2007'den beri. Herhalde 2007'den beri bizi böyle çok fazla şaşırtan bir seçim sonucu yok gibi. Şaşırsa bile kazananın ne kadar alacağı konusunda çok ufak sapmalar üzerinden bir tartışma yürüyor. Yani belki 2009 mahalli seçimleri bu anlamda bir şaşırtma sağlamıştır ama yine kazananın kimin olduğunu çok açık belli olduğu seçim sonuçları dönemini yaşıyoruz. Yani son 7 yıldır askeri vesayet ve yargı vesayet rejiminin en son çok böyle sert müdahale yaptığı 27 Nisan 2007'den bu yana Türkiye'de seçimlerin sonucu kabaca belli. Evet. Kazananı belli. Bu orada bir siyaset sosyolojisinin demlendiğini, yerleştiğini, iyi kötü bize bir fikir verdiğini bize gösteriyor. Buna mukabil muhalefete dair de aslında bir demlenme hali yaşıyoruz. Orada ufak tefek ilerlemeler, oynamalar belki olabiliyor. Ama böyle çok büyük cümleler kurmak için, çok aceleci analizler yapmak için genelde çok fazla malzeme vermeyen hareketlenmeler oluyor. Dolayısıyla yeni olan şeylerden bir tanesi özellikle son 6-7 yıldır bu seçim sonuçlarının artık sosyolojiden bizim bildiğimiz sonuçlar olması. Evet. Bunun değişmesi kısa vadede mümkün değil. Bunun değişmesinin iki şartı var. Birinci şartı bu seçimleri zaferle kazanan aktörün siyasetinde çok ciddi krizler çıkması, kendisiyle ilgili çok sorunların çıkması, yani AK Parti'de onun liderliğinde ve ona sorunlar çıkması. Bu da yetmez. Bu liderliğe, bu partiye, bu vizyona yoğun bir şekilde 2002'den beri destek veren sosyolojinin kırılması, parçalanması gerekiyor. Buna dair de herhangi bir işaret görünmüyor. Buna mukabil muhalefette de aslında herkesin kendi havuzuna aslında sıkıştığı, tıkandığı yetmiyormuş gibi muhalefet bir de coğrafi olarak belli bölgelere sıkışmış ve buradan çıkma ihtimali de yakın vadede gözükmeyen bir manzara var. Bu sonuçta da sıkışmışlığı görüyoruz değil mi? Belli yerlerde kümelenme var. Tabii muhakkak var. Muhakkak var. Bu sonuçlar yalnız daha başka bir şey ortaya koydu. Bu sonuçlar öncelikle şu %51, %50, %53... Yani 2007'den bu yana yapılan böyle bir analiz tarzı vardı. Yani %47 aldığında şu anki iktidar partisi %53 üzerine yaslanan siyasi analizler yapılırdı. İşte %49 aldı, %51 üzerine siyasi analizler yapılmaya başlandı. Bir kere bunun anlamsızlığını ortaya koydu. Şundan dolayı oradaki muhalefetin iki büyük aktörü bir araya geldiler. İkisinin toplamı işte siyasette aynı oyu bile getirmeyen bir manzarayı ortaya çıkarıyor. Yanlarına 12 kişi, 12 parti yani daha. Yani tamam onları da ekleyin. Yani Kürt siyasi hareketinin dışında kalan bütün partileri bir araya getirdiğinizde buradan bir anlam çıkmadı ortaya konulmuş oldu. Bunun bize gösterdiği şey bir kere bu %51, %53 analizlerinin hakikaten siyaseten bir karşılığın olmadığını bize gösterdi. Bunlara yaslanmak yerine yani siyaset yapmak yerine ittifak teknolojisini, siyaset yapmak yerine, inşacı bir siyaset yapmak yerine siyasal iletişim tekniklerini, PR teknikleriyle topluma ulaşma, bir vizyon, bir gelecek koyma teknolojisinin aslında çok da bir karşılığı olmadığını ortaya koydu. Bugün yaşanan sonuç, Türkiye'de belki asra yakın zamandır devam eden sıkıntılı süreçlerin ve yazılmış olan o tarihin normalleşmesinden ibaret. Peki mesela ben sizden önce de biz şeyle de Mustafa Kartoğlu'yla da baktık böyle hani sosyal medya tweet. Bu çatı cephesinden gelen açıklamalar biraz şey, yenildik ama ezilmedik. Bu çatı çökmedi mi sizce? Yani 14 kirişi olan bu çatı çökmedi mi? Şimdi o çatı tabii kendilerinin koyduğu bir ifade. Yani bunun zaten siyaseten çok bir karşılığı yoktu. Bu seçimlere sadece iki tane aday girdi birbiriyle yarışan ya da seçimlerde yarışan iki aday girdi. Birbiriyle rekabet halinde olan aday zaten yoktu bu seçimlerde. Üç tane isim vardı, iki tanesi seçimlerde adaydı. Bunlardan bir tanesi tabii ki Başbakan Tayyip Erdoğan'dı. Diğer isim de kendi havuzunda hareket eden, aslında bir sıkışmışlıktan çıkmaya çalışan, daha henüz Türkiye'ye ulaşmaya çalışan, eğer bu ulaşmada biraz mesafe kaydedebilirse bunu büyük bir başarı olarak görecek olan Selahattin Demirtaş'tı. Sayın Demirtaş bu anlamda cüzi de olsa bir mesafe kaydetti. Umarım bunu siyasete doğru bir şekilde tercüme etmeyi başarırlar. Bu Türkiye açısından hakikaten hayra vesile olacak bir gelişme olur. Ama diğer aktör, iki aktör yani Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi, bunlar 20. yüzyıl hareketleri.
bunlar çok radikal değişimler yaşamadığı sürece hem liderlik anlamında hem de sosyolojilerinin normalleşmesi anlamında o havuzlardan çıkmaları çok gerçekçi değil. Ve siyasete katılım sağ potansiyel içerisinde AK Parti'ye teveccüh noktasında bu düzeyde kaldığı sürece, ilgi bu düzeyde kaldığı sürece bu üç farklı havuz içerisinde bir iletişimin, bir geçişkenliğin radikal bir şekilde olması mümkün değil. Evet. Dolayısıyla önümüzdeki süreç de bizim son 7 yılda gördüğümüz manzaraların farklı frekanslarda devam edeceğini gösteriyor. Tabii kehanette bulunmak mümkün değil ama evet, en azından bu an için görünen manzara bu.